Bugün Sercan'ın istediği bileklere takılan ve bizi suda götürecek olan motorları yapmaya çalışacağız. Önce 50'lik PVC borudan 2 tane bileğimize göre kesiyorum. Daha sonra motorların bağlantı vidalarının olduğu yerlerden işaret alarak bu işaretleri bu plastik boru parçalarına işaretliyorum. İşaretlediğim yerlerden matkapla 3'er tane delik deliyorum. İki plastik parçasına da aynı işlemleri yaptıktan sonra ortasından ısıtarak biraz açtırtıyorum. Böylelikle vidaları takmak kolay olacak. Daha sonra bu plastik boru parçalarına motorları vidalayarak iyice sıkıştırıyorum. Burada çok sağlam durmaları gerekiyor. Bir tane parçaya 2 tane motor vidaladım. Bileklerimizi acıtmasın diye üzerine parça sünger yapıştırıyorum. Parça süngerleri yapıştırdıktan sonra fazlalıklarını makas yardımıyla kesiyorum. Daha sonra boruyu ısıtarak tekrar dar hale getiriyorum. Bileğimize tam uyumlu olması gerekiyor. Motorları çalıştırabilmek için 4 tane ESC kullanmam gerekiyor. Bu ESC'ler 30 amperlik ESC'ler. Güç kablolarını birbirine paralel bağlamam gerekiyor. O yüzden jackların hepsini keserek bütün kabloları sadece tek bir jacka bağlamış oluyorum. Kırmızı kabloya kırmızı kabloları, siyah kabloya da siyah kabloları bağlıyorum. Bağlama işlemi bittikten sonra lehim yaparak sağlamlaştırıyorum. Daha sonra elektrik bandı ile izole ediyorum. ESC'lerin üzerindeki kumanda soketlerini de birbirine paralel bağlamam gerekiyor. Burada beyaz, siyah ve kırmızı kablolar var. Bu beyaz, siyah ve kırmızı kabloları yine aynı şekilde tek bir sokete bağlayacağım. Bunların tamamını tek bir soketten bu şekilde kumanda edebileceğim. Bağlantıları tamamladıktan sonra kontrol etmek için bütün motorları ESC'lere bağlıyorum. Motorlardan gelen kablolar 3 tane, ESC'lerden çıkan kablolar da 3 tane. Bunları direkt bağlıyorum. Eğer ters dönerse sadece 2 tane kablonun yerini değiştirmek diğer yöne dönmesini sağlayacak. Bütün kabloları bağladıktan sonra motorların kumanda devresini bağlıyorum. Daha sonra bir tane lipo pil bağlıyorum. Potansiyometreyi çevirdiğimde motorlar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bu devreyi sudan izole etmem gerekiyor. Onun için yine PVC boru kullanıyorum. Parça PVC boruya ilk önce delik deliyorum. Buradan şarj cihazını çıkartacağım. Bunun içerisini hiç açmadan pilleri şarj edebileceğim. Daha sonra ESC'leri ve pili hazırlamış olduğum PVC borunun içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Şarj giriş kablosunu ve 2 tane siyah kabloyu PVC borunun üzerindeki delmiş olduğum delikten dışarıya çıkarttım. Buradaki 2 tane siyah kablo eksi kabloyu keserek buradan çıkarttım. Çünkü çalıştırmak için bu kabloları birbirine bağladığımda pilin eksisi ESC'lere gitmiş olacak. Eğer bu kabloları ayırdığım zaman sanki buton varmış gibi pille bağlantısını kesecek. ESC kablosunu dışarıya alabilmek için PVC borunun üzerindeki kapağı delik delip içerisine silikon dolduruyorum. Kabloları buradan geçirdikten sonra kabloların dibini yeniden silikonla doldurarak burada izolasyon sağlamaya çalışıyorum. İçerisine su girmemesi gerekiyor. Aynı şekilde piller için açmış olduğum deliğe de silikon dolduruyorum. Arka tarafa da kontrol devresini yerleştireceğim. Kontrol devresinin üzerindeki kılıfı çıkartarak sadece devresinin kalmasını sağlıyorum. Daha sonra kapağın üzerine bir delik delerek potansiyometre metrenin ayar vidasını buradan çıkartmaya çalışacağım. Devreyi yerleştirdikten sonra sıcak silikonla sabitledikten sonra içerisine komple silikon dolduruyorum. Kapağı yerine taktıktan sonra ESC'nin kablolarını teker teker motorlara bağlıyorum. Kablolar dağılmasın diye elektrik bandıyla bütün kabloları bir araya getiriyorum. Potansiyometreye su gelmesin diye potansiyometrenin bulunduğu tarafa balon takarak etrafını elektrik bandıyla sıkıştırıyorum. Balon esnek olduğu için üzerinden potansiyometreyi istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Test etmek için İznik Gölü'ne geldik. Sercan'ın bileği acımasın diye bileğinin üzerine sargı bezi sarıyoruz. Aynı sargı beziyle motorları da yine Sercan'ın bileğine sarıyoruz. Artık her şey hazır. Sercan test etmeye gidiyor. Böyle bir şey daha önce hiç kullanmamış. Ben de daha önce hiç kullanmadım. Motorları çalıştırdığımızda motorlar çok güçlü. Epeyce su fışkırtıyor. Ama ilk defa kullanmaya çalıştığı için pek başarılı olamadı. Sanırım yukarıya doğru hareket ettirmem gerekiyor dedi. Bir iki defa denedikten sonra alıştı. Suyun altında daha hızlı gittiğini söylüyor. Suyun altında da yüzüşler yaptı ama biz onları çekemedik. Çünkü su altı kameramız yoktu. Olsa bile çekebilir miydik bilmiyorum çünkü su çok bulanıktı. Alıştıktan sonra suyun içerisine dönmeyi bile başardı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.